Siyasetin gündemini tamamlamış olduk bu şekilde. Şimdi İsmail bir 10 dakika sonra reklama gidiyoruz ama başlayalım hemen sıcağı sıcağına. Bugün yine e, İYİ Parti'de istifalar da gelmeye devam evet. ediyor. O konuyu konuşacağız. Aslında en sıcak başlık olduğu için oradan başlamak istiyorum. Çünkü Salı günü Meral Akşener e, bu bir savaş ilanıdır. Partinin iç işlerine karışıyorlar demişti. Biz o gün program yapmadık. Ona da e, Onun da ışığında değerlendirirsen sevinirim. O da önemli bir konu. İmamoğlu'ndan açıklama geldi. Mansur Yavaş ve İmamoğlu için uşakta korkak ifadesini kullandı bir kez daha. Korktular, aday olmadılar dedi Akşener. Mansur Yavaş ben korkak değilim dedi. Ama önce şuradan başlayalım. Sen zaten daha önce de söylüyordun. Yüksel ifa istifa etmek hazırlığı da olduğunda. Çok söyledim bunu. O istifa gerçekleşti. Söyle söyleyi istifa ettirdin. Adamı. Yaza yaza düşürdüm. Ha. O istifa... Bana aman aman ciddi, ciddiye alınır. Aman, Bana aman ya. Aman. <laughs> Aman ciddiye alınır. E, o istifadan başlayalım. E, bir vefasızlık olur Mansur Yavaş'a eğer karşısında adayı desteklersek dedi. Ben ben Yüksel Aslan'la zaten görüşüyordum <laughs> ve istifa karşısında adaya çıkarılırsa istifa edeceğini e, söylüyordu. Bak burada kritik olan şu. E, çok uzun konuşabilirim ama bu sohbet aç muhtemelen e, e, sohbetin ilerleyen aşamalarında gireceğiz. Şimdi Meral Akşener e, bir e, ee, Uşak da dedi ki partim operasyon oldu. Bu operasyonun merkezini de İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak gösterdi. Yani Ekrem İmamoğlu'nun İYİ Parti'ye operasyon yaptığını söyledi. Bu bir savaş ilanıysa varım dedi. Sonra konuşmasının devamında Ankara'da da kendisinden habersiz bir ittifak çabasının olduğunu söyledi. Ve Ankara'da da İstanbul'da da aday çıkaracağız dedi. Şimdi evvela şuna gelelim. Meral Akşener e, ee, bir, bir savaş mı? Yani Meral Akşener bir belediye başkanına neden savaş açar? Ve bu savaş mıdır? Ve bu savaşın kazananı kaybedeni kimlerdir? İyi Partililer böyle bir savaş istiyorum. Evvela bunun üzerine durmak gerekir. Bunun için önce şunu söyleyeyim. İyi Parti'de siyasal ve yapısal bir kriz var. Bu krizin en neden, önemli nedeni şu. Seçimden sonra İyi Partililer, seçim öncesi İyi Parti kendisini merkez sağda konumlandırıyordu. Ve o çoğulculuğa uygun şekilde milletvekili tercihleri yapmış ya da parti yöneticileri oluşturmuştu. Seçimden sonra bu çoğulcu yapı içerisinde onlardan biri olan, üçüncü yol diye kendisini niteleyen, İyi Parti'nin milliyetçilerin bir milliyetçiler liginin kurucusu olmasını öneren Yaklaşım diğerleri arasında sivrilerek öne çıktı. Ve bu öne çıkan yorum, yani milliyetçiler, üçüncü yol, milliyetçiler ligini savunanlar, İYİ e Parti de yine Meral Akşener'in savunduğu bir başka görüşle yan yana geldi. O da hür ve müstakil İyi e Parti. Bu ara bir virgül koyalım, bir son dakika gelişmesi var. Ee, gelecek birazdan alt yazı ekrana. Hatay'da 4.1 büyüklüğünde bir deprem var. 4,1 büyüklüğünde bir deprem. Hemen hatırlatalım. 6 Şubat depremlerinde en çok etkilenen o 11 büyük şehir etkilenmişti ama taş taş üstünde kalmamıştı. Hatay neredeyse bir enkaza dönmüştü efendim. Artçı mı, öncü mü bilmiyoruz ama uzmanlar o zaman 6 Şubat depremlerinin ardından bir yıl kadar sürecek demişlerdi. Sürebilir demişlerdi artçı depremler. 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş. Can kaybı var mı? Yıkılan bina var mı? Bilmiyoruz. Ağır hasarlı binalar vardı çünkü hala yıkılmayan e, buradan da bilgi geldikçe paylaşmaya sürdüreceğiz. Şimdi e, ve bu görüş partide normalde aslında e, tabanda, seçmende, teşkilatta azınlıkta olan bu görüş yine son genel idare kurulunda çoğunluğu ele geçirdi ve bu görüş e, şu kararı benimsedi biz bulunduğumuz illerde tek başımıza e, seçimlere gidelim ve kendi adaylarımızı çıkaralım görüşünü benimsedi. Partide özetle iki gelişme oldu. Birincisi İyi Parti. Esasen seçimden önce kendisini merkez sağda konumlandıran İyi Parti de bugün o renklerden biri olan milliyetçi seçenek partinin ana görüşü haline geldi. Bu daralmadan kaynaklı, kurucu ülkü özel ülkücü öze doğru daralmadan kaynaklı partinin merkez sağdan, merkez soldan katılımlarla e, büyümüş olan unsurları dağıldı. Ne Nebi Hatipoğlu AK Parti'ye gitti. Ayşe Süper Yalınkömüreoğlu İşbirliği CHP işbirliği savunuyordu. O partiden ayrıldı. Ee, ayrıca milletvekili olmayan Ece Güner, Bahadır Erdem gibi isimler ayrıldılar. Adnan Bekker partinin sağa doğru açılan siması Ümit Bayık kriziyle ayrıldı. Yani partideki ideolojik daralmanın e, yarattığı bir dağılma oldu. Yapısal bir kriz. İkincisi Meral Akşener'in süreci yönetememesinden kaynaklı bir kriz daha peyda oldu. Ümitlik Bayır Adnan Bekir'le etkilenen kriz. Bu aynı zamanda e, az önce dedim ya üçüncü yol ve hürme, üçüncü yol görüşünü benimsemenin pratikte sonucu ne? O pratiklik sonucu da her yerde aday çıkarmak. Bundan da kaynaklı başka bir yapısal kriz daha doğdu. O da şu. Bu ana kadar İyi Parti kurulduğu 2007 yılından bu yana hatta İyi Parti kuranların MHP'den ayrıldığı 2016 yılından bu yana bağımsız bir yürüyüş olmadı. Hep CHP ile yan yana yürüdüler. İttifak yaptılar. O referandumlarda, seçimlerde ve yerel seçimlerde ittifak yaptılar. Şundan 3 ay öncesine kadar. Bu arada ekrana AFAD'ın paylaşımı geliyor. Özür dilerim İsmail. Ee, sosyal medya hesabından X platformu üzerinden yaptı paylaşımı. 4.1 büyüklüğünde bir deprem olarak paylaştı. Hatay'da, Antakya'da meydana geldi. Deprem saat 21.24'te ya şu yaşandı. Yerin sanıyorum 9 kilometre derinliğinde meydana geldi. 4.1 büyüklüğünde merkez üstü Antakya olan bir deprem daha yaşandı. Geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Tabii orada bulunanlar için çok korku dolu anlar yaşanmış olabilir. Çadırda insanlar hayatlarını sürdürmeye çalışıyorlar. Üzerinden bir yıl geçti. Hala maalesef binaları inşa edilmemişti. Cumhurbaşkanı her ne kadar inşa ve ihya edeceğiz demiş olsa da depremler devam ediyor. Ee, dolayısıyla e, şimdi tek başımıza gireceğiz kararı alınmasıyla beraber de başka bir sancı ve çatlak meydana geldi. Yaklaşık 4-5 yıldır İyi Parti seçmeni özellikle başta İstanbul ve Ankara olmak üzere bu bölgelerde CHP'lilerle iç içe geçmişler. Sınırlar ortadan kalkmış. Bu başkanlarla özdeşlik kurmuşlar. Ve 3 ay öncesine kadar karşılarına aday çıkarmak gibi bir tasavvurlar olmamış hiç. Bazı Ankara gibi kentlerde ise İyi Parti ilçe ve il örgütüyle belediye içe geçmiş. İstanbul'da o ölçüde değil ama Ankara'da o ölçüde. Şimdi ve taban ve İ Parti tabanı ve teşkilatı da işbirliği istiyor. Siz yukarıdan aşağı, partinin teşkilatında ve tabanında azınlıkta olan bir görüş. 50 kişilik genel idare kurulunda tavanda yönetime yönetimde çoğunluğu dönüşünce kararını yukarıdan aşağı uyguladı. Partinin duygusal ya da işte e, siyasal nedenlerle e, CHP'lerle iş işbirliği yaptığı yerlerde kopuşlara yol açtı, kopuşlar meydana getirdi. Şimdi bu çatlak, İyi Parti'de yaşanan siyasal ve yapısal krizin nedeni bu. Şimdi Meral Akşener bu yapısal ve siyasal çatlakları sıvayabilmek için birdenbire İstanbul'u gerekçe göstererek Ekrem İmamoğlu Operasyonu adını veren tuhaf bir argüman icat etti. Yani aslında kendi siyasal ve yapısal krizini örtmek için Ekrem İmamoğlu meselesini bahane etti. İBB meselesini bahane etti. Halbuki İstanbul'da olan da ne biliyor musun?